Merhabalar. Daha önceki videolarda sadeleşmenin neden önemli olduğundan ve hangi alanlarda sadeleşebileceğimizden bahsettim. Bu videoda ise bunu yaparken nasıl mutlu kalabiliriz, kendimizi üzmeden, yormadan, özellikle ilişkilerde mutluluğu nasıl koruyarak sadeleşebiliriz, bundan bahsetmek istiyorum. Ancak oraya geçmeden sadeleşmenin öncelikle kısa tanımını hatırlatmak isterim. Sadeleşme için o videoda ne demiştik? Sadeleşmek, artık işe yaramayandan, seçmediklerimden, kolaylıkla ve kendiliğinden ayrışma şekli olmalı. Tutarak, kopararak, üzülerek yaptığımız şeyler sadeleşme değil. Hele bunun içine ilişkiler giriyorsa, hele işin içinde duygusallık, insanlar, seçtiğimiz ya da seçmediğimiz ilişkiler yumağı varsa bu hiç de kolay olmuyor. Ancak şimdi size bunu daha kolay yapabileceğiniz, sınırlarınızı daha kolay çizebileceğiniz 3 tane temel kriterden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki rolleri ve kimlikleri çıkarmak. Her birimiz yaşam boyunca farklı rollere bürünüyoruz. Evlat kimliğimiz oluyor, anne kimliğimiz, baba kimliğimiz, iş kimliğimiz, değil mi? Çalışan kimliğimiz, bazen işveren kimliğimiz, arkadaş, kadın, erkek kimliğimiz, bir sürü kimliğe bürünüyoruz. Ve bunlar içindeki ihtiyaçlarımız ve kriterlerimiz yıllar içinde değişiyor. Dolayısıyla ilişkilerde sadeleşmeye gitmeden önce hangi kimliklerimizin tam da içinde bulunduğumuz dönemde bizim için önemli ve öncelikli olduğunu çıkarmamız gerekiyor. Eğer ebeveyn kimliğimiz çok yukarılardaysa buna dikkat ederek ilişkiler seçmeli. İş kimliğimiz belki yeni bitti, belki yeni başlıyor. Buraya göre ilişkilerimizi ve oranın ihtiyaçlarını belirlememiz lazım. Ancak rolleri ve kimlikleri dökerken en sık yaptığımız hatalardan bir tanesi ben kimliğini unutmak. Dolayısıyla bunu yaparken mutlaka ben kimliğini de bir yerlere koyun. Çünkü o çok önemli ve öncelikli bulduğunuz kimliklerin ihtiyaçları içinde arkada bir yerde unuttuğunuz o ben kimliği, iyi de bunu yapmak zorunda mıyım, gitmek zorunda mıyım, gerçekten aramak zorunda mıyım diye sizi dürtmeye başlayacak. İlki kimlikleri ve rolleri dökmek ve bunları önceliklendirmek. İkincisi referans noktalarımızı doğru belirlemek. Hani o melimalılar var ya ilişkiler içinde bizi çok sıkan, ayıp olmasın, el alem ne der, norm değil mi, sosyal normlarımız var. Bunlara bir bakmak. Bunlar gerçekten bizim içsel referanslarımız mı? Kendi değer yargılarımız mı? Yoksa zamanında bize öğretilen ve bizim üzerine hiç düşünmediğimiz ve yenileme ihtiyacı duymadığımız normlarımız mı? Dolayısıyla yaptıklarımız kişisel değerlerimize uygun mu? Yoksa bir başkasının değerlerini çiğnemeden yuttuk ve aynen kabul ettik ama aslında mutsuz mu oluyoruz? Eğer referanslarımız kişisel değerlerimizle ve ihtiyaçlarımızla paralelse, referans noktalarımıza göre ilişkilerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Ve bu sosyal normlar bizim normlarımız değilse, kişisel değerlerimize hizmet etmiyorsa, bazı şeylere hayır demek, bazı davetlere katılmamak, sadece popüler olduğu için belli restoranlarda görünmemek ya da herkes öyle giyiniyor diye öyle giyinmemek belki daha kolay olacaktır. Ve üçüncüsü, benim çok önemsediğim, takip ediyorsanız eğer her videoda da bir şekilde bahsettiğim bir kriter daha var. O da ilişkilerdeki alma verme dengesinden razı olma kriteri ve buna göre ilişkileri tekrar gözden geçirme. Eğer rollerimi, kimliklerimi biliyorsam, buradaki ihtiyaçlarımı biliyorsam, bu kimliklerdeki ihtiyaçlarımı kendi iç referanslarıma, yani yaşam prensiplerime ve değerlerime göre tekrar gözden geçirdimse, bu kez yapmam gereken şey mevcut ilişkilerimi, özellikle çok kalabalık, çok karmaşık, çok komplike bulduklarımı kendi alma verme dengemdeki razı olduğum noktalara göre yeniden gözden geçirmem lazım. Başkasının ne düşündüğüyle değil, korkularımla, çaresizlikle değil, gerçekten ne istediğim üzerinden, hangilerinden razıyım, hangilerinden razı değilim, hangi ilişkim hala işlevsel, hangisi çoktan bitti de ben varmış gibi yaşatıyorum, buraya bakarak sadeleşmek mümkün. Bu üç adımı sırasıyla yaptığınızda, ki eminim beni dinlerken içinizden bir sürü şey geçirdiniz ve gözünüzün önünden bir sürü ilişki ve insan geçti. Bunları yaptığınızda ve tamamladığınızda çok daha kolay hayır der,
çok daha kolay ve kendiliğinden pek çok ilişkiyi olması gereken yerde ve mesafede tutuyor olduğunuzu göreceksiniz. Umarım kolaylıkla bunu yapabilirsiniz.